Merhaba, bugün size John Keogh'un kitabı Bilinçaltı Her Şeyi Yapabilir'den bilgiler sunacağız. Bu konuyla ilgili yoğun bir istek olduğundan dolayı sizler için böyle bir video hazırladık. Önemli şeyleri kaçırmamak için videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Keyifli seyirler. John Keogh manevi bir guru ve hayırseverdir. 70'lerde vahşi Kanada ormanlarında yaşadı ve birkaç yıl boyunca meditasyon yaptı. Bu süre zarfında beyin gücünü geliştirmek için bir program geliştirdi. Daha sonra seyahat etmeye ve bilinçaltı ile etkileşime geçme eğitimlerine başladı. Keogh ayrıca dünyada birçok dile çevrilmiş, çok satan 4 kitabın yazarı. En popüler eserlerinden biri Bilinçaltı Her Şeyi Yapabilir kitabıydı. İşte bu parçadan 10 temel fikir. Herkes beyninin gücünü kontrol edebilir. Yol boyunca ana anahtarlar, görselleştirme ve zihinsel temsil olacaktır. Bir insanın enerji akışlarını yönlendirmesine yardımcı olurlar çünkü hepimiz evrenin bir parçasıyız. Evren, bütünün bileşenlerinin her birinde bulunduğu dev bir hologramdır. Beynimizin çalışması da holografik etkiye dayanır ve evrenin bir yansımasıdır. Bu yüzden bilinç ve maddi dünyanın etkileşimi kurgu değil, gerçekliktir. Her insan kendi hayatını inşa eder. Bu yüzden düşünme biçiminize eleştirisel bir bakış atmanız gerekiyor. Her zaman kaynakların yokluğuna konsantre olursanız ve yüksek maliyetlerden şikayet ederseniz finansal refah elde etmeniz imkansız olacaktır. Hareket etmek için öncelikle düşüncelerinizi değiştirmeniz gerek. Çocukluğundan beri başarılı olan tüm insanlar, zaferlerine olan sağlam inançlarından başka bir şeye sahip olmadıklarında bile kendilerini kazanan olarak gösterdiler. Bu yüzden görselleştirme çok önemlidir. Arzu edilen şeyi hayal etme, hissetme, bunun gerçekliğine olan güveni aşılama. Ve Arnold Schwarzenegger de bunu yaptı. Tekrar tekrar çocukluğunda kendini tam olarak olduğu gibi hayal ettiğini söyledi. Ama o sadece bir film yıldızı ve 5 kez Bay Universe unvanını kazanan bir vücut geliştirmeci değil. Aynı zamanda bir multimilyoner, gayrimenkul piyasasında başarılı bir isim ve daha önceden de etkili bir siyasetçiydi. Görselleştirmenin başarılı olması için şu kurallara dikkat etmeniz gerekir. Ne istediğinizi açıkça hayal edin. Örneğin birisiyle tanışmak, sınavda iyi bir puan almak veya büyük bir piyangoyu kazanmak. Tamamen rahatlamaya çalışın ve sizi çevreleyen her şeyden uzaklaşın. 5 ya da 10 dakika boyunca hayalinizdeki hayalin gerçeğe dönüşmüş olduğunu düşünerek hayal gücünüzde istediğinizi kaydedin. Egzersizleri günlük olarak yapın ve istediğiniz her şeyi ayrıntılı olarak sunun. Ve unutmayın, beyinde ortaya çıkan ve orada güçlenen herhangi bir düşünce hayatınız üzerinde bir etkiye sahip olacaktır. Görselleştirmeden daha az değil, düşüncelerin yerimi önemlidir. Hayal gücünün bağlanması ve hayal edilenin hisleri üzerine yoğunlaşılması önemlidir. Başarılı bir düşünce imi örneği olarak Keogh, arkadaşlarının evli çift Bill ve Janet'ın deneyimlerini anlatıyor. Köyden şehre taşındılar ve bir ev satın alacaklardı. Onların özel istekleri vardı. Onlar geniş ve konforlu bir konaklama istiyordu. Ama aynı zamanda büyük bir tenis kortu. Ve tüm bunları uygun bir fiyata istiyorlardı. Tek bir ağızdan onları tanıyan herkes, ödemek için istekli oldukları paraya karşılık böyle bir seçenek bulmalarının mümkün olamayacağını söyledi. Ancak bunu başardılar. İşin sırrı Bill ve Janet'ın bilinçaltının güçlerini kullanmasıydı. Bill, satın almadan 2 ay önce bu eve sahip olarak gördüğünü ve bu düşünceyle yaşadığını, yarının güvenini içinde hissettiğini açıklamıştır. Bunda olağanüstü bir şey yok. Hepimiz bu güce sahibiz ve düşüncelerimiz bizi çevreleyen gerçekliği oluşturuyor. Bilinçaltının sezgisi rüyalar ve önsezi yoluyla faaliyetlerini yönlendirerek bir kişiye yardımcı olur. Herkes hayallerindeki sorunlara çözüm bulmak için hevesle bilgi edinme yeteneğini geliştirebilir. Zihnin netliğini geliştirin ve sadece kendinizi dinlemeyi değil, aynı zamanda düşünceleri yönetmeyi de öğrenin. Bilinçaltını kontrol etmek için bilinç kullanmak önemlidir. Bilinçaltı içine herhangi bir tohumu alan verimli toprak gibidir. Düşüncelerimiz ve görüşlerimiz çevredeki gerçekliğin büyüdüğü tohumlardır. Bilinç bir bahçıvandır ve bizim görevimiz iç bahçemize tam olarak neyin ekilmesi gerektiğini anlamaktır. Eğer seçim yapmazsak yabani otların büyümesine izin veririz.
Bu nedenle Kiho, bilinçaltının okunaksız olduğu için bilincin kullanılmasının önemli olduğunu hatırlatır. Hayatımızda hiçbir şey şans eseri olamaz. Biz evrenin bir parçasıyız. Bize işaretler ve sinyaller gönderiyor. Çoğu zaman sorunlar şeklinde. Her zaman kendinize sorun. Evren bana bu testi göndererek ne söylemek istiyor? John Kehoe, öğrencisi Margaret'ın hikayesini anlatıyor. Büyük bir özel hastanenin müdürüydü ve iki asistanıyla birlikte tüm kliniğin işlerini yönetiyordu. Bir keresinde her iki asistanı da hastaneye gitti ve panikledi. Tek başına işlerle başa çıkmak zorunda kalacağını fark etti. Ama Margaret zamanında John Kehoe tarafından öğrenim gördüğünü hatırladı. Sorun kavramı yok, sadece fırsat var. Ve kliniğinin çalışanlarını kişisel olarak tanıma, şikayetlerini, umutlarını ve isteklerini dinleme fırsatı yakaladı. Bundan sonra Margaret hastanesinde tam olarak nelerin eksik olduğunu fark etti ve alınan bilgileri dikkate alarak bir çalışma düzenledi. Ve bu düzenlemelerden sonra klinikte işler zirveye çıktı. İnsan düşüncesi iyileşmenin anahtarı olabilir. Kehoe inanılmaz bir örnek veriyor. Bir gün 34 yaşındaki bir öğrencisi omurilik tümörü teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Tümör kötü huyluydu ve doktorlar tarafından hastanın birkaç ay yaşayabileceği iddia edilmişti. Fakat adam düzenli olarak meditasyon yaptı ve vücudunu tümör olmadan görselleştirdi. Kanser hücreleri kaybolmuştu. Bu da doktorları şoka soktu. Mutlu olmak için yaşamın bir hediye olduğu inancını geliştirmelisiniz. Bu dünya zenginlik ve sınırsız fırsatlarla doludur. Bunu unutmayın. Sadece kendinizle olan ilişkiniz değil, başkalarıyla olan ilişkiniz de önemlidir. Hepimiz büyük bir ailenin üyesiyiz ve birbirimize mutluluk ve neşe vermeliyiz. Herkese açık olun, etrafınızdakileri sevin. Her düşüncenizin gökyüzünde büyük ateşli harflerle yazılmış ve herkes tarafından görülebiliyormuş gibi olduğunu düşünün. Bu konuyla ilgili yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, videoları kaçırmamak için abone olup zile tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklın gücü sizinle olsun.